Tarafından sarf edilen şeylere kısa bir cevap vereyim. Faaliyet raporunda belirtilmeyen ama bilançoda okunan muhasebe tekniği açısından hükümetin sürekli iki senede bir her sene değiştirdiği muhasebe yazım teknikleri var. Benim çok bildiğim bir şey değil ama siz biliyorsunuz. Yeni değişti daha torba kanununda Recep İmamoğlu'nda. Arkadaşlar, arkadaşlar Hatip'in sözünü kesmeyin. Yeni değişti daha torba kanununda. Onu arkadaşlar. Defter tutturmam Cemil. Kesmeyin arkadaşlar sözünü. Lütfen Erdal Bey buyurun. Bu muhasebe yazım teknikleri de ben yazmıyorum. Meclise hitap hükümet. Arkadaşlar. Hükümet yazıyor muhasebe yazım tekniklerini, hangi kod numarasıyla muhasebede hangi şeyin nereye yazılacağını, aktifini, pasifini, kodunu onlar belirliyorlar. Şimdi 2011 yılı ve sonrasında yok dediğiniz ama farkına varmadığınız belediye hizmet binasının değerlendirilmesi. Hiç değeri yok. Olmayan şey değeri olmaz. Şeyin evlendirme binasının lütfen. Evlendirme binasının kürsüden bilgi verdiniz. Peki lütfen. Cemil Bey siz de bilgi verdiniz. Ama ben size bir şeyin değeri olmaz. Ben size verdiğiniz bilgilerle ilgili sözünüzü keserek müdahale etmedim. Peki. Evlendirme binası ile ilgili o yapının değerlendirilmesi, yaşam evleri, sanatörleri gibi kalıcı yapılmış hizmetlerin, kreşlerin, gündüz bakım evlerinin, kız yurdunun gibi hizmetlerin bilançoya yazılmasıyla bulunan değerdir diye düşünüyorum. Dolarla ilgili kısmına gelince bu ülkede kişi başına düşen milli gelir dolarla ifade ediliyor. Küçük olduğu için başımıza düştüğünde kafamızı yarmıyor. Büyümesini istiyoruz tabii ki. Muhasebe tekniğiyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bir firma eleman alacak. Kimya mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, mimar filan gibi insanlara işe alırken soruyor. Diyor ki 2 kere 2 kaç eder? O diyor ki 4. Öbür de diyor 4. Öteki de diyor 4. Muhasebeciye soruyor. Muhasebeciye soruyor. 2 kere 2 kaç eder? O da diyor ki kaç olsun istersiniz efendim diyor. Yani bir rakamlarla oynuyoruz. Hiç gülmedik yani buna. Rakamlarla oynuyoruz. Ama bak sana güldüler. Bunların üzerine güldüler. Ayrıca bakıyorum sizler burada kızlı erkekli oturuyorsunuz. Bu da iyi bir şey. Ama bu ülke kızlı erkekli konusunu konuşurken bu ülkede neler olduğunu anlatacağız. Tamam Erdal Bey konuşmanıza geçmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Tamam. Konuşmaya başladım başkanım. Başlayın buyurun. Konuşmaya başladım başkanım. Bu arada işçilerin kıdem tazminatları güme gitti. Fona gitti. Motorlu taşıtlar vergisine zam geldi. Göz ve diş muayenesi SGK güvenlik kapsamından çıktı. Başkanım sen de güvenlik. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası hükümete bağlı bir bilim haline getirmekle ilgili yasa geçti. Marmara'nın gündemdeyken Sinop'a nükleer santral yapılması ile ilgili Japonlarla bir anlaşma yapıldı. Bu tartışmanın dışında ülkede devlet dairelerinden TC ibaresi ve Atatürk resimleri kaldırılmak suretiyle kurumlar devletin kurumları olmaktan çıkartılır, hükümetin kurumları olarak haline getirilir. Sonra töre cinayetleriyle bu ülkede kadınlar öldürülürken bunlarla ilgili bir düzenleme yapılmadı. Geçen gün 3 tane bir adam 3. kumayı almak üzere görüşürken imam nikahlı eşiyle eşini Erdal Bey, arkadaşlar lütfen rica ederim Erdal Bey gündem dışıyla ilgili görüşmeyi gündem dışı geçin zaten ama bir konuyu evet bir konuyu zaten gündem dışı konuşalım arkadaşlar
pompalı tüfekle adam vuruluyor diye pompalı tüfeği yasaklamaya çalışan bir zihniyetle yönetiliyoruz. Ya o pompalı tüfeğin parmağını çek, o tesis parmağı olan birisi var. Neyle ilgili? Tüfekle ilgili. Bu zihniyetle bu ülke yönetilemez. Sen Facebook paylaşı daha etkili olur bence. Bir kişi, siz benim takipçisiniz biliyorum. Sonra esas bizim ilçemizi ilgilendiren konulara geleyim. Bu da AKP'nin plan yapım teknikleri ve TOKİ'nin kentsel dönüşüm mantığıyla ilgili. Bunu siz Sarıyerlilerle ve meclis üyesi arkadaşlarımla tartışmak istiyorum. Arkadaşlar, Erdal Bey, bakın Sarıyer Belediye Meclisi'ni ilgilendirmeyen konularla ilgili konuşma, görüşme yaptırmıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili görüşecektim. O görüşlerinizi alayım. Arkadaşlar sessizce dinleyelim. Kentsel dönüşümle ilgili Erdal Bey rica ediyorum. Başkanım onu anlatıyorum işte. Oraya gelelim, evet. Bu kent zaten hep bir şekilde dönüştürülüyor yani o yasalarla. Kentliler de dönüştürülüyor. Kentliler de, bizler de, sizler de bu yasalardan etkilenen, dönüşen, dönüştürülen insanlarız. Onun için söylüyorum. Bakın, TOKİ ile ilgili ve kentsel dönüşümle ilgili yasa geçtikten sonra bir de gayrimüslimlerin mülklerinin iadesi ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Ardından ne çıktı biliyor musunuz? Bazı mülkler plan tadilatı yapılarak bazı müteahhitlere verildi. Kimin mülkleri? Gayrimüslimlerin mülkleri. Müteahhit kim çıktı? Taşyap. Kimin müteahhidi bu? TOKİ'nin müteahhidi. Kentsel dönüşüme tabi tutulan, bakın kentsel dönüşüme tabi tutulan alanlarla, siz bilmediğiniz için alakasız sanıyorsunuz. Kentsel dönüşüme tabi tutulan alanlarla ilgili gayrimüslimlerin malları kentsel dönüşüme tabi tutulduğunda eski kayıtları da silinerek hazineye irat kaydediliyor yeni yasayla. Yok sayılıyor. Daha devam ediyor, merak etmeyin. Sonra AKP'nin plan yapım tekniğiyle plandan ne anladığıyla ilgili bir örnek daha vereyim. Hepimiz biliyoruz Yassada'yı. Geçen gün şeyde İl Genel Meclisi'nde Yassada'nın ismi de değiştirildi. Demokrasi Adası oldu sanıyorum. Demokrasi ve Özgürlük Adası oldu. Oraya da bir imar planı yapıldı. Yapılan imar planında son bir değişiklikle cami kondu. Bu söylediğim camiye karşılık olarak söylemiyorum. Niye cami konduğunu AKP'nin plan yapım tekniği açısından söylüyorum. Camiyi koyduğunuz yerde camiden çekme mesafeleri var ya, caminin yakınına yapılamayacak mekanlar diye. O camiyi oraya koyunca adada artık içkili mekan yapılamaz hale geldi. Orada millet ibadet etsin diye yapılmadı o cami, o plana koyulmadı ha. Oraya lokanta yapılmasın diye koyuldu. Evet. Yeminden beri Sarıyer'e geliyorum. Erdal Bey, dur geliyorum. Erdal Bey, Sarıyer'le ilgili görüşlerinizi alalım. Arkadaşlar başkan, rica ediyorum lütfen karşılıklı başkan, konuşmayın. Erdal Bey buyurun. Kadıköy'de 1411 metrekarelik bir cami alanı Hasan Doğan isimli hükümete yakın bir insana satılmak suretiyle, sonra oraya da kat karşılığı oraya da imar plan tadilatı yapılmak suretiyle 10 katlı yer yaptırıldı. Ya başkanım, sayın başkan, bizim buranın Türkiye'de işi var ya. Türkiye'de arkadaşlar 19 milyon konut var. 19 milyon konuttan 14 milyon tanesi riskli alan içerisinde kalmaktadır. Risk teşkil etmektedir. Bahsettiğimiz konu 19 milyonun 14 milyonunu ilgilendiren bir konu. Yani herkesi ilgilendiren bir konu. Sarıyer'de yapılan örneklere de geldim. Acele etmeyin. Sarıyer'de yapılan örnekleri de anlatıyorum. Derbent'te, FSM'de, Balta Limanı'nda, Tarabya'da 4 tane kentsel dönüşüm uygulaması var. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ilan edilmekle beraber oradaki insanların tümü yok sayılmaktadır. Diyeceksiniz şimdi oradan, yok biz onlarla şöyle görüşüyoruz. Öyle bir şey yok. Yasanın 11. maddesini açarsanız okursunuz. Hepsi sahibi sayılıyor Erdal Bey. Hiç kusura bakmayın. Yasanın 11. maddesini açın. Yasanın 11. maddesini açın okuyun.
Hak sahibi sayılmamakla ilgili örnek de vereceğim. Dinlersen öğrenirsin. Siz hepsini bırakın 3 aydır çapuyu veriyorsunuz. Dinlersen öğrenirsin. Hep aynı şeyi papağan gibi tekrarlama. Yani arkadaşlar üslubunuzu bozmayın lütfen. Üslubunuzu bozmayın. Gülüp geçiyoruz sadece. Lütfen. Derbent'te bu kürsüden geçen gün söyledim. Geçen ay söyledim. Derbentliler hiç kimse hak sahibi yapılmadan, rızası alınmadan, bilgisi olmadan Derbentler yerlerinden sürülüyorlar. Yanlış söylüyorsun. Ferahiller'deki bakın anlatayım dinleyin. Ben anlatayım siz başka bir şey söyleyin. Eğer doğru değil ise. Bu vatandaşa çok yazık. Bence de çok yazık vatandaşa. Ferahiller'deki kurban kesim alanının kurban bayramı bittikten sonra rezerv alanı olacağını Derbent'in tahliye edilerek Ferahiller'deki kurban kesim alanındaki rezerv alanına, rezerv alanı olarak tarif edilen alana getirilerek orada bir kentsel dönüşüm uygulamasının başlatılacağını ben buradan söyledim. Tersini iddia edebiliyor musunuz? Hayır değildir diyebiliyor musunuz? Evet, Halil Bey dedi ki biliyorum, evet siz de dediniz ki evet yapılacak diyorum. Evet. Sorun yok sokak. Derbent halkının buna rızası var mı? Var. Nereye gidecek bu araba? Hangisinin var? Derbent halkı buna imza atmış mı? Bir anlaşma var mı? Derbent halkı bu sözleşmede bir taraf mı? Sizin taraf kirliğiniz sadece tapus olanlarla ilgili geçiyor. Arkadaşlar, Balta Limanı'ndaki örneği de size söyleyeyim. Balta Limanı'nda ne yapılıyor? 10 pafta 27 ada 46 parselde 3500 metrekarelik bir alan kentsel dönüşüme tabi tutuluyor. Önce el değiştiriyor. Maliki değişiyor. Tapu satın alınıyor. Sonra İçindeki gece kondular hiçe sayılmak, yok sayılmak, hak sahibi edilmemek üzere yıkımına geçiliyor. Orada tapusu olanın bile, bakın dikkat edin, tapusu olanın bile tapusunu koruma şansı kalmıyor. Niye? Çünkü tapuyu adam satmak zorunda kalıyor. Tarabya'daki örneği vereyim. 74 pafta 1108 adı 10 parsel. İmar planında birinci derece kentsel sit koru alanı 11.465 metrekarelik bir alan. AKP'nin kentsel dönüşüm politikaları burada da sınır tanımıyor. Bu mülkiyeti İlbank'a geçiyor. Yani İlbank burayı satın alıyor. Kim o İlbank? İller Bankası. İller Bankası'nın bankası. İlbank burayı satın alıyor. Borç aldığınız bank ya. Nereyi satın alıyor? Dikkat edin bakın. Koruyor. Hani korunun içerisinde ağaçların afet riski mi var? Depremden etkilenecekler de hani yıkılacaklar ya. Orada 1108 adada 10 parseldeki korunun dışında başka yapılar da var. O yapılarda bu kentsel dönüşüme tabi tutuluyor. Yanındaki başka alanlar da buna dahil ediliyor. Ve korunun koru olma vasfı çıkartılıp konut alanına dönüştürülmeye çalışılıyor. Şimdi size dört tane örnek saydım. Buralarda neler yapılıyor? Örnekleriyle söyledim. Bir, mülkiyet el değiştiriyor. Tapunuz varsa bile ya da tapunuz yoksa da gece konduğunda oturuyorsanız hak sahibi sayılmıyorsunuz zaten. Tapunuz varsa da sizi korumuyor, mülkiyet el değiştiriyor. İki, burada plan tadilatları yapılmak suretiyle koru dahi konut alanlarına dönüştürülüyor. Erdem Bey, üç, İller Bankası'nın aldığı yer tapulu mu? Evet. Sana ne veya bana ne tapulu koru. Koru Cemil koru. Arkadaşlar lütfen Erdal Bey bilinize üstünde koru ama sen korumamaktan. Erdal Bey bilinize hitap edin. Arkadaşlar dinleyelim. Yapmışsa devlet ben ne yapayım? Arkadaşlar dinleyelim. Erdal Bey bilinize hitap edin. Seni ve benimle ilgilendiriyor. Erdal Bey
Erdal Bey, beni korkutmayı başardınız. Herkes sizi korkutmaya başardınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size. Burada söylemek istediğim şu. Afet riski altındaki yapılarla ilgili çıkan yasa eğer samimi, evet biz burada gerçekten Sarıyer'de